Evet. Bu hocam Bayraktar Bayraklı'nın bir konuşmasında şöyle bir şey soruyorlar. Devlet ormanından çaldığı keresteyle ahır yapan imamın arkasında namaz kılınır mı diye. O da evet bu kadar hassas davranmaya gerek yok diye bir cevap vermiş. Mehmet Yılmaz da bunu eleştirmiş. İslam'da diyor devletin malı deniz yemeyen domuz ilkesi gereği bu işte bir sakınca olmayabilir. Ağzından dini kitabı düşürmeyen malum şahısların ellerini daldırdıkları devlet hazinesinden bir türlü çekmiyor olmalarının nedeni de belki budur diye devam etmiş. Hırsız olmak dahi daha kabul edilebilir oluyordur demiş Mehmet Yılmaz. Dedim ya dini konularda uzman sayılmam, tahmin yürütüyorum sadece diye bitirmiş yazıyı. Ya kardeşim işte bakın cübbeli bu malum hoca diğerleri falan bunlara malzeme çağırıyor. Yani bilinçaltını, toplumun bilinçaltını uzun vadede çok zedeleyip hasta hale getiriyorlar. Evet Ve hocam. İslam'a karşı biliyorlar toplumu. Yani Evet. epey bir kitleyi. Epey bir kitleyi. Mesela dün de birisini dinledim. Diyor ki bir İslam büyüğü işte yine ya daha Türkçesi nasıl söyleyeyim? Gereksiz. Ya şöyle söyleyeyim. Sağ elini kutsal el olan hiçbir şeye dokundurmuyormuş. Eğer kötü bir yere dokunursa o kolu Evet hocam. dokunursa. Yani bir kere dokunursa yani çirkin bilinen bir şeye herhangi bir şekilde bir daha hiçbir yere dokundurmuyormuş. Kutsal olan hiçbir şeye dokundurmuyormuş. Evet. Ya kardeşim bu ne kadar münasebetsiz bir izah. Ne Evet. kadar mantıksız bir izah. Bir kere temizlik iki elle yapılır zaten. Evet. Değil mi? Bir şey yakayacaksa iki elini kullanacak. Evet. Birine nasıl yıkasın? Evet. O adam otomatik olarak kirli kalacaktır mecburen. Tek elden çok zor. Ya biri yardım edecek? Olmayacak iş bu. Evet Değil hocam. mi? Mesela onu ballandıra ballandıra gözünü göğe dikmiş böyle anlatıyor. Coşkun. Ya ne kadar güzel anlatıyor diyor. Halbuki yavaş yavaş o toplumu kemiriyor. Mesela Cübbeli'nin izahları da Evet hocam. yavaş yavaş gençlikte ve toplumda muazzam tahribat yapıyor. Farkına bile varmıyorlar. Evet. Mesela Bayraktar Bayraklı da çıkıyor, farkına bile varmıyor. Muazzam tahribat yapmış oluyor. Bunlar çok ufak kısımları. İşte eşeğin tüyünü toplasak, ondan kavak ağacı yapsak, kavak ağacına elma açsak, elmalar yere düşse, üç parça bölünse yenir mi bu? Yani böyle Evet. abuk subuk yani ne alaka kardeşim? Nereden nerelere giriyorsunuz yani? İşte ölüyle bilmem şu olur mu bu olur mu? Evet. Bilmem yani böyle tiksindirecek şeyler, anormal şeyler. Zaten insan tahayyül dahi etmez öyle bir şeyi. Evet. Böyle bir şeyi konu olarak getirmenin alemi ne? Yok hocam evet Tabii. inşallah. Evet.